Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Hala çiçekler elinde. Bırakamıyor böyle. Çok mu mutlusun annem evet, sen? Evet, ben çiçekleri çok severim aslında. Şuraya koy bari elin, terlemesin. Tamam, öyle yapayım. Aslanım, çiçeklerde yine limon var. Ben şimdi terlemi taşırmıyorum. Aa, çaya at istersen. Bu defa kurumuşum. Eşim limonu sevdiğim için oralara da koymuş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlı ya. Her detayda beni düşünüyor. Ay helal olsun ya. Gerçekten şunu bile düşünmesi çok güzel bir şey. Evet. Limon seviyor. Ben de çok severim limonu. Çayda, çorbada, kısırda, salatada çok severim. Organizasyonu tuttunuz mu yoksa kendiniz mi yaptınız? Yok, kendimiz gidip aldım, kiraladım. Kendimiz kurmaya çalıştık olabildiğince. Yine yaratıcılık var o zaman. Güzel. Evet. Yaratıcılık güzel. Değil de tutumluluk var bence burada. Öyle mi? Tutumluluk evet. Mu yaratıcılık mı? Hadi çünkü bakalım. Kendine gelse daha fazla fiyat çıkardı evet. Bence. Biraz o da var. Ne kadara kiraladınız? 150. Fakat ben dedim. Hmm, bayağı uygun. Ama bayağı uygun. Evet. 150 TL mi? Evet. Gerçekten arka mi? Fon, öndeki masa... sunumluklar. Vallahi çiçeği alamazsın 150 TL'ye. Evet, yani evet. Ve bu ne kadar zaman önce? 1,5 yıl önce. 1,5 yıl önce. Vallahi hediyelik çok yaptırmışsınız galiba. Onları da kendim yaptım arkadaşlar. Kahvesini ne aldım, kilo? Kaşığını aldım, çikolatasını kartında bastırıp üstüne yapıştırıp paketledim. Çok güzel. Bayağı çalışmışsınız. Kendim uğraşmayı çok seviyorum. Ne güzel. Burada tuzlu kahve içiyor herhalde damat beyimiz. Evet. Tuzlu mu yaptınız kahveyi gerçekten? Sonradan tuz ekledim ama yetersiz gelmiş. Biraz unuttum daha. Heyecandan. Ay, keşke canım. Biraz daha atabilirdim. Bu ne böyle? Bekarlığa veda. Bekarlığa veda partisi ay, yaptık. Çok güzel. Arkada, ablam, kuzenlerim. Burası nerede? Nasıl bir yer burası? Botanikte bir yer. Siz mi organize ettiniz yoksa arkadaşlarınız mı? Ben kendim organize ettim. Düğünden kaç düğün gün öncesi önce bir gün. Oldu? İki hafta önce falan yanlış olmasın. Bekarlığa vedada halay mı çekiliyor sizin orada? Evet, düğün öncesi halay provası yaptık. Hmm. Bir de hep 6 kişi var fotoğraflarda. Sadece 6 kişi miydiniz? Hayır, tabii ki başkaları da vardı ama oynamayı sevmedikleri için bize katılmadılar. Gayet ben tek başıma bile eğlenen bir insanım. Oh. 6-7 tek kendim bile eğlenebilirim benim yani. Başkasına ihtiyacım yok. Böyle sadece pop şarkılarla devam edilir. Ama sizdeki de değişik olmuş tabii. Ayakkabıları da çıkarmışsınız galiba çok oynadınız. Oh. Evet o kadar çok ağrıdı ki ayaklarım. Çıkardım artık dedim. Zaten bize aitti havuz başı. Başka kimse yoktu. Oh, ne güzel. O yüzden de biraz rahattım. Elbiseyi kiraladınız mı? Yok, yok hayır mı? Aldım. Nikahımda kullandım sonra... Fiyatı bekarlıkta. Fiyatı nedir? 200 TL. Güzel. Yeri ne kadar tuttunuz? Kişi başıydı. Kişi başı 50 lira aldılar. İşte minimum. Gayet iyi. Güzel. Söyleyeyim. Çok güzel. Söylemeyeyim. Güzel. Herhalde fazla tuttu sonuç. Hani 6 kişi de değildik minimum dediniz ya. Minimum 300 lira. Demek ki 6 kişiydiniz o zaman. Yani bekarlığa vedaya hesaplamadım ki. 300 gibi bir rakam verip de sözünüzde 150 liraya organizasyonla yani daha uygun olması için tutmamışsınız. Bence sözünüze daha çok özen gösterebilirdiniz. Uygun diye değil, hani hiçbir şeyin içimde kalmasını istemedim. Gelenler de zaten kendileri ücretlerini verdiler. O zaman hani o yüzden ben pasta alıp gittim oraya. Diğer yiyecek kokteyl tarzında. Orası karşıladı. Böyle misafirlerinizden ücret mi aldınız? Sizin karşılaması gerekmiyor muydu? Hepsi tanıdıklarım, yabancı yok. Kendileri, arkadaşları. O, evet. Nasıl yani, organize edeceksiniz? Evleneceğim için destek olmak istediler. Kendileri güzel. Verdiler. Genelde güzel. Ama böyle şeyleri bir arkadaş üstleniyor aslında. Evet, arkadaşlar sürpriz yapar. Ve yapmadılar. Keşke yapsaydılar daha mutlu olurdum tabii ama ben de kendim organize etmiş oldum kızla. Dün bana her şeyi zorla yaptırıyorsun diye böyle üstüme gelmiştin eşime karşı. Evet. Sen de arkadaşlarına emrivaki yapıp biraz zorla sanki bekarlığa veda partine çağırmış gibi olmuşsun. Canım aramızdaki tek bir fark senin eşin benim arkadaşlarım. Tamam. Eşle duygusal bir bağ var. Arkadaşla normal arkadaşlık bir bağ vardır. Ben eşime hiçbir şey zorla yaptırmıyorum. Tamam. Kendi isteğiyle yapıyor. Senin eşin olduğu için ben tepki verdim. Ayrıca arkadaşlarıma da zorla yaptırmadım. Ben organize ediyorum dedim. Onlar da katılmak istediler. Bu kadar. Ya. Yani illa gelin bekarlığa veda yapıyorum demedim. Benim de çok arkadaşım var ama yani ben zorlamadan bana sürpriz yapanlar çok var yani. Ama siz şu an beni eşinizden vurmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Arkadaşa döndünüz. Yorum yapmak için konuşuyor bence Aslan'ın.
Beni ya, sıkıştırmaya çalışıyorsun ama sıkışmıyorum arkadaşım. Tabii ki de sıkıştıracağım. Ben seni buraya sıkıştırmaya, eleştirmeye geldim. Dün intikamını tabii alacağım senden ya, Hatice. Yersiz yapıyorsunuz. Yok gayet eşimle yani. Eşimle alakalı bir şey olsaydı tabii ki katılırdım ya da cevabını yine verirdim. Ama şu an arkadaş eş çok farklı bence.